Göçmenlik mahkemesindeki ilk duruşmamda ne olacak? İlk duruşmanızda hakim size davanızla ilgili temel bazı soruları sorar ve bir sonraki duruşma tarihini planlar. İlk duruşma genellikle çok kısa sürer. Sizi temsil eden bir avukatınız varsa, konuşmaların çoğunluğunu o yapacaktır. Ayrıca mahkeme sizin için bir tercüman sağlayacaktır. Göçmenlik mahkemesindeki ilk duruşmanıza katılmanız çok önemlidir. Gitmezseniz eğer, göçmenlik hakimi sizi sınır dışı etme kararı verecektir. İlk duruşmaya geldiğinizde mahkeme salonu kalabalık olabilir. Bunun nedeni hakimin genellikle aynı anda birden fazla duruşma planlamış olmasıdır. Duruşmanız için adınız okunmadan önce birkaç saat beklemeniz gerekebilir. Avukatınız yoksa hakimden avukat bulmak için ek süre isteyebilirsiniz. Hakimden ek süre talep etmeniz çalışma izni başvurunuzu geciktirebilir. Davanızda çocuklarınız varsa ilk duruşmaya çocuklarınızı da getirmelisiniz. İlk duruşmada hakime bir sonraki duruşmaya çocuklarınızı getirmeniz gerekip gerekmediğini sorun. Hakim getirmek zorunda olmadığınızı söyleyene kadar çocuklarınızı her duruşmaya getirmeye devam etmelisiniz. Bu ilk duruşma aynı zamanda ana takvim duruşması yani master calendar hearing olarak da bilinir davanıza bağlı olarak bir ya da birden fazla ana takvim duruşmanız olabilir. Göçmenlik mahkemesindeki duruşmalar ile ilgili sizin merak ettikleriniz nelerdir?